Anneler babalar, ekran başına. Mental aritmetik nedir, nasıl uygulanır? Mental aritmetiğin dikkat eksikliği üstündeki etkileri nelerdir? Eğitimci Enes Akıncı, mental aritmetik hakkında merak ettiğiniz soruları iyi fikirde yanıtlıyor. İyi fikir devam ediyor reklamların ardından. Hocamın sözünü balla kesmiştik. Ne demiştik hocam? Merhamet konusunda merhamet kalmıştık. Burada hani geçen günlerde Özge Can'ın ölüm yıl dönümüydü. Evet. Onu hatırlayarak ve onu yad ederek konuşmak istiyorum. Allah rahmet eylesin. Bütün anneler, bütün babalar, bütün hanımefendiler ve beyefendiler. Şu bir gerçek. Bir erkeğin en yakışıklı elbisesi merhamettir. Eğer bir erkekte merhamet yoksa ondan insanlıkta beklemeyin, eşlikte beklemeyin, yoldaşlıkta beklemeyin, idarecilik beklemeyin. Hiçbir şey beklemeyin. Merhamet bize yakışan en güzel elbise. Ama hanımefendilere de şöyle küçük bir çağrım var. Lütfen. Ne olur o gözlerinizi ayın 14 gibi açın. Evlilik öncesi. Diyorsunuz ki hiç bana bunu hissettirmedi. Hissettirdi hanımefendi. Emin olun bir yerde öfkelendi, ağzına öyle küfürler çıktı ki, öyle hakaretler çıktı ki ömrünü duymadın laflar işittin. İşte onlardan bir kısmı evlendikten sonra sana da gelecek. Tabii. Hakaret anlamında söylüyorum. Çünkü bir insanın dili pelesenk halinde kötü söze alışmışsa bu ondan vazgeçemiyor. Kendi terbiyesini yeterince almamış insanlara. O açıdan evlilik öncesi ayın 14'ü gibi gözlerinizi açın. Ve onların merhametli olan davranışlarıyla yürüyün. Hı. Ve en önemli kısmı da şudur. Yalan. Bir insanın yalanını keşfetmişseniz ve yalanı sürekli olmuşsa o evlilikler ya başlamadan bakın o yolda dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şunu söyleyelim bitirelim. Yalan önemli. Yalanın esiri olan huzurun sahibi olamaz. Aa güzel söz. Tekrar evet. Alalım. Yalanın esiri olan huzurun sahibi olamaz. Özür diliyorum ben de. Bir yudum alın. Ay vallahi. Hocam şimdi bu arada diğer konuğumuz da var. Onu da davet etmek istiyorum çocuklarımızla birlikte. Ama ben çocukların o tarafa yaklaşmak istemiyorum. Sizde sıkıntı yok yaklaşabilir mi? Hocam o yüzden ben, acaba sohbeti siz oradan gerçekleşip olur. Ben buradan gerçekleşirsem sıkıntı olur mu acaba? Hiçbir seyircimize sıkıntı. De sorun. Size olmaz zaten. Şaka yapıyorum. Efendim kimle devam ediyoruz? Benim de çok merak ettiğim gerçekten hani annelerin babaların özellikle ekran başında olması gereken bir konu. Ki hepimiz bilgi sahibi olalım. Eğitimci Enes Akıncı geliyor ve mental aritmetik üzerine sohbetimiz gerçekleşecek. Ayrılmayın. Anneler babalar ekran başına. Mental aritmetik nedir? Nasıl uygulanır? Mental aritmetiğin dikkat eksikliği üstündeki etkileri nelerdir? Eğitimci Enes Akıncı, mental aritmetik hakkında merak ettiğiniz soruları iyi fikirde yanıtlıyor. Evet, tekrar konuğumuzla birlikteyiz. Enes Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sağ olun. İyi. Siz nasılsınız? İşte, iyi diyelim, iyi olun. Hocam, şimdi mental aritmetik üzerine sohbet edeceğiz. Hatta çocuklarımızı evet. Da davet edeceğiz. Tabii. Onların üzerinde de göstereceğiz. Ama öncelikle mental aritmetik nedir? Tabii ki mental aritmetik 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklarda zeka gelişimini sağlayan bir eğitim programıdır. Hı. Bu eğitim alan öğrencilerimiz öncelikle zihinlerinde 5'lik abaküs sistemi dediğimiz Japonya kültüründe veya Çin kültüründe yoğun olarak kullanılan zihinden hesaplama yaptıkları bir sistem. Yani çocuklar abaküsü zihinlerinde 3 boyutlu olarak görüyorlar. Hı hı. Ve anzan dediğimiz ekranda yanan sayıları da zihinde oynatıyorlar. Böylelikle tabii ki böylelikle. Bunun için özel bir eğitim alıyorlar. Tabii ki özel bir eğitim alıyorlar. Belirli bir süre belirli kurumlarımızda işte bunun online programla desteklenmesi gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda belirli aralıklarla alıştırmalar yapılması gerekiyor. Beyni geliştiriyor mu bu? Şöyle diyebiliriz. Yapılan araştırmalara göre belirli bir oranda yükseklik gösterdi. Ama tabii ki sadece bunu mental aritmatik bağlamak yanlış olur değil mi hocam? Tabii. Aynen, aynen. Bunun yanı sıra mesela çocukların bir müzik aleti kullanması gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani bazen biz toplum olarak bazı şeyleri çok abartabiliyoruz. Spor yapması, yani spor müzik yapması, bir aktiviteye katılması veya ailesiyle birlikte bir etkinlikte bulunması. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Peki ben rica edeceğim Canan Hanım'dan, yönetmenimden benim mikrofonumu kapasın ki benim öksürüğüm seyirciyi rahatsız etmesin. Çocuklarımız gelsin. Siz sohbete devam edin çocuklarımızla lütfen. Birlikte. Buyurun. Gelin siz alalım. Tabii. Benim de öksürüğüm rahatsız etmesin seyirciyi ki. Bunu ben ne kadar şirin.
Çok İyi. Çok. Böyle gelin çocuklar. Evet. Evet. Şöyle kızmış derseniz gelin. Önce Mehmet Ali ile başlayalım biz. Önce bir arka arkaya 19 tane sayımız gelecek. Mehmet Ali hesaplamasını yapacak. Şöyle ekrana doğru dönsün isterseniz öğrencimiz. Evet. Değil mi? Yansıtıyor muyuz? Sayılar buraya mı gelecek? Evet, ekrana sayılarımız gelecek. Evet, başlayabiliriz Mehmet Ali. Ben alayım. Ben, tamam. Benim, benim. Tamam. Önünden geçmeyelim ki çok ekranı pardon, görüyor. Hesaplama noktasında sıkıntı yaşamasın. Toplayacak bunları. Topluyor mu bunları? Topluyor ve çıkartıyor ekrandaki sayıları şu anda. Aha. Evet, işte o anzan zihninde şu anda. Orada oynatıyor. 19 sayı geliyor. Kaç bulduk? 112. 112 söyledi. Evet. Doğru cevap. Doğru mu? Doğrudur. Mikrofonumu tebrik ederiz. Bir açabilir miyiz? Mikrofonumu. 112. Yani şu an ekran başında izleyicilerimizden hangisi acaba 112'yi buldu çok merak ediyorum. Hakikaten helal olsun. Bravo Mehmet Ali. Evet. Bravo sana. Ama alkış bizim tam ya, net Mehmet görmemiz abi lazım Enes tabii hocam. Bir daha yapalım. Hayır şöyle. Yan mı? Nasıl çocuklarımız rahat da görsün, seyircimiz de görsün şöyle istiyorum. Alalım şöyle alalım çocuklarımız. Bu şöyle tarafa mı? Aha. Mehmet Ali gel sen çok uzak, annesi babası da buradaysa yaklaşmıyorum merak etmeyin gel. Mehmet Ali'cim nasıl yaptın Mehmet Ali o toplama çıkarma o kadar rakamı nasıl bir arada sen kafanda şey yaptın? Bir de elinle de bazı hareketler yaptın, o hareketler neydi? Yani işte anzan kartını zihnimizde canlandırarak evet, kuralları işte zihnimizde işte kuralları yaparak ezberleyerek o bakışı oynayı işte oynattırıp sonucu buldum. Peki şu el hareketleri vardı bir göstersene tekrar, bu el hareketleri ne? İşte mesela 8'e 2 ekliyor mesela 8. Mesela 2 ama elinde 2 yok. Sadece burası 9 bir tane var. He. 8 için mesela 2 için 8 çıkar 12. Çünkü 8'i 10'a tamamlayan sayı 2'yi 8'e tamamlayan, 10'a tamamlayan sayı 8. Allah Allah. Onun yüzünden 8 çıkartıp 10 ekliyoruz. Allah Allah helal olsun. Yani. Bir de şimdi ekranda verebilir miyiz bunu? Bak ekrana bak şimdi. Ekranda aynısını yapmaya çalışır mısın? Karşıda, şu karşıda görebiliyor musun? Heh. Ablacığım, teyzeciğim mi desem? Şimdi yeniden yapıyoruz bak ellerde. Ya yerim ya, hastayım öpemiyorum, sinir oldum. Evet Mehmet Ali şimdi tekrar yapıyoruz tamam mı? Seyircimiz de ekran başına yapmaya çalışsın. Artı 98. Görebiliyor musun sen? Görüyor. Bayağı büyük rakamlar veriyorsunuz. Evet. 305. 305. Doğru mu hocam? Bakalım hemen. Evet, doğru. Ay yandaki ufaklıklar da doğru diyor. Bize sorsanız rezil oluruz şimdi şurada. Mehmet Ali kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. 8 yaşındayım. Maşallah. Mehmet Ali'cim kaç yaşından beri bu eğitimi görüyorsun? Hemen hemen 5 yaşında. 5 yaşından beri ailen seni gönderdi ve sen o günden beri dikkat dağınıklığına da iyi geliyor mu bu arada izleyen anne tabii babalarınız ki, kesinlikle için? Kesinlikle zaten bizim buradaki şimdi doğru sonuç bulabilirler. Bazen bulamıyorlar. Bu gayet normal bir süreçtir çocuklar ilk alıştırmalarda. Ama burada önemli olan çocuklar bu süreç içerisinde bir şeye odaklanıyor. Evet. Ve beyniyle orada var olduğuna inanıyor. Hı hı. Derslerde de böyledir mesela. İlk 20 dakika bizim için çok önemlidir. Çocukların derse tam konsantrasyon, dikkatini verme noktasında. Velilerimizin son zamanlarda en büyük şikayetlerinden birisi de dikkat eksikliği. Aynen bize de gelen hep sorular neden? Oluyor. Neden? Çünkü artık teknoloji çok gelişti. Biz teknolojinin içine doğmadık evet, yaş olarak. Ama onlar teknolojinin içine doğdular ve şu an bebekler bile işte tabletini elinden aldığınız zaman nasıl ağladığı tabii canım, videolarını tabii izleyebiliyoruz, görüyoruz. O yüzden görsel olarak da çocuklarda dikkat noktasında çok büyük katkı sağlıyor mental aritmatik çalışmaları. Peki bir tane daha örnek gösterelim yine. Tabii ki. Yusuf'cum gelebilir misin? Yusuf. Gel. Gel bakalım. Tebrik ediyorum. Gel Mehmet Ali'cim. Bay bay bay. Yusuf gel yanıma. Yusuf Berkay tam buraya böyle gel canım. Böyle böyle böyle. Şimdi bak karşıdan göreceksin. Orayı görebiliyorsun.
Karşıda bak, oraya bak. Karşıda Yusuf'cum. Orayı görebiliyor musun? Şimdi sana toplama, çıkarma rakamlar gelecek işaretleriyle birlikte ve sonucu bize söyleyeceksin. Tamam mı ablacığım? Hazır mısın? O zaman buyurun. Ekran başındakiler yapmayın. Evet Yusuf'cum. Kaç buldun? 27. Bakalım hemen. Doğru mu? Sanki, değil diyor Mehmet Ali. Bir sayıyla. Ay, elinden mikrofonu bir aldım. Bir daha tekrar yapalım mı? Bir dakika tekrar yapalım. Elinden mikrofonu aldım. Bu arada gözünün dikkat kaybı oldu. Evet. Gördüm. Özür oraya dilerim. Oraya iyice odaklan. Güzelce odaklan. Özür bakalım. Dilerim. Hadi bakalım. Tekrar devam edelim. Tekrar alalım. Tekrar. Başka yere bak. Evet, 28. Ay kıyamam sana. Peki teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi bir de İrem gelsin. Bravo sana. Helal olsun. Fatih Hoca'nın da hesaplaması yalnız. Şimdiki zoru da hesaplayacaksın Fatih Hoca. Evet. Gel İrem. Gel İrem. Yarışa bak. Tuğçe'cim sen de geç. Tuğçe beraber sen de gel. İkiniz isterseniz. Birlikte hep gel birlikte. Gel bakalım. Yusuf'cum gel sen böyle. Yusuf'um gel yanıma. Yusuf'cum şimdilik sen gel. Mehmet Ali'nin yanına böyle. Geç. Şimdi kızlara bakalım ne olacak evet. Kızlar. Hazır mısınız kızlar? Evet. Hadi bakalım geliyor rakamlar, toplama çıkarma. Ekran başındaki izleyicilerimiz yapmaya çalışsın. Kaç bulduk? Bir dakika. Son sayı 37 çıkar değil mi? Evet. Ben sonunda karıştırırım. Bir daha yapalım mı? Tamam. Tamam. Bir daha yapalım. Canlı yayın çocukların da heyecanı olur, var. Olur normal. Ama yani evet, biz yapalım. Bunu tamam. Canlı devam yayın olmasa çocuklar. Da yapamayabiliriz. Eyvah. Yüz. Yüz mü hocam? Bakalım hemen. Evet doğru. Doğru. Vallahi bravo ya. Aa, şahaneler. Yani ben de çocuğumu vermek istiyorum ama bu hangi yaş grubuna veriliyordu? 5 ile 12 yaş arasında. Evet. En temel tabii 5'ten başlanması çok önemli bizim için. Çünkü çocuklardaki zeka gelişiminin veya görsel olarak 1'den 9'a kadar rakamları sayabiliyorsa öğrenci veya bunları yazması bizim için iyi oluyor. Bir de onun için ayrı bir efor sarf etmemiş oluyoruz. Peki yetişkinler biz, de gelebilir mi yanımıza? Tabii ki bunun tabii ki eğitmen eğitimlerini mesela gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdik sınıf öğretmenlerine olsun. Yani çünkü okullarda da devlet okullarında da bunun yayılması noktasında işte yayınlar oluşturduk. Online altyapı gibi gördüğümüz gibi online altyapı çalışmaları var. Bu şekildeki eğitimleri, teknolojik eğitimleri Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz aslında. Çünkü biz olarak bizim teknoloji noktasında veya akıl oyunları çalışmaları, hafıza teknikleri, biraz sonra isterseniz hafıza teknikleriyle alakalı 10 tane kelimeyi seyircilerle birlikte asma metotlarıyla yapalım nasıl mı? Yapalım. Ile alakalı bir çalışma evet. Yapabiliriz mesela. Tamam yapalım ben size bırakıyorum. Tamam. Olur. Evet, ben isterseniz... Bizim yaptığımız bir teknik var normalde. Evet. Mesela diyoruz ki bir kelime yazıyoruz. Derim ki Afet Hanım'ı alayım mı? Afet Hanım'la evet. Gel, Afet buyurun. Hanım sizle uğraşacağız. Afet Hanım. Hocam beni rezil etmeyin ne olur. Kolay olsun. Hayır, çok basit bir şey. Hocam onu ortaya getirelim daha rahat. 10 değil de 5 olsun size. Yani hiç. Peki 5 olsun hocam. Böyle iyi mi arkadaşlar? Çocuklarımızı da şöyle kenar alalım. Aha. Mehmet Ali, Yusuf Erkan. Şimdi Yusuf, böyle gel. Diyelim ki yani siz kendiniz bir kelime seçip o kelimeye yakın olabilecek toplam beş kelime yapın. Ve sonra biz size neler yazdığınızı soracağız. Yazayım. Lütfen. Peki, tamamdır. Onun için siz yazıyorsunuz. Adalet tabii. Hukukçudan bu bekleniyor. Evet, valla. Mahkeme. Her
herkes kağıt kalem alabilir. Evet. Evinizde yakınmış. Çok yapılabilecek bir şey. Normal bir şey bu. Aslında 10 kelime yapmak lazım ama şimdi öğrencimiz yeni olduğu için küçükten başlayalım dedik. Siz şöyle biraz hafif alalım. Evet hocam, Afide Hanım, ilk kelimenizi hatırlıyor musunuz? Buyurun, dinliyoruz. Adalet. Adalet. Mahkeme. Hakim. Evet. Kalem. Mübaşir. Mübaşir. Bravo. Ama alkış veriyoruz. Kendi yazmasına rağmen orada hemen düşünüyoruz. Evet. Bunu çok sık yapmaya başladığınızda 10 kelime 10 kelime, bir müddet sonra 15 kelime çıkartıyorsunuz. Bu aynı zamanda binerde... Tamam, bir dakika. O zaman bir dakika silelim. Afet hep bizle mi uğraşacak hocam? Hocam sen yaz 10 tane. Tamam. İşte bu. Güzel, evet. 10 tane yaz. Ondan yazıyoruz. Sonra soracağız hocam. Tamam. Hocam da tam en önde sınıfta oturan öğrencilerde ki şey var değil mi? Hırs var. Bakalım ne olacak? İrem, kaç yaşındasın? 9 yaşındayım. Kaç yaşından beri mental aritmetik eğitimini görüyorsun? 3 senedir Enes Hocam'la beraber bu eğitimi görüyorum. 3 senedir. Dikkat dağınıklığı var mıydı sende? Neden böyle bir eğitim almak istedin? Sevdiğin için. Ay mikrofonun yok tabii. Sevdiği için alıyor. 3 senedir birlikte Enes Hoca'yla. Evet, Yusuf bizimle 3 aydır birlikte. Yusuf 3 aydır birlikte. Ve Yusuf da gerçekten hesaplama noktasında çok kendisi de yetenekli bir öğrencimiz. O yüzden 3 aylık bir öğrencinin de neler yapabileceğini göstermek. Şahaneydi vallahi evet. Yusuf da. Bir saniye hocam ben de bir iki kelime ekleyeyim. Hep çünkü ben kendim yapacağım. Hayır kendi kelimelerini değil ben kendi de ekleyeceğim. Olur mu öyle şey hocam? Yani insan değil mi hafızayı yani şey yapıyoruz. Evet. Bir dakika mesela birkaç taneyi de silelim. Bak bak bak. Öğrenim sandalye de var değil mi? Öğrenmedim. Onu yazdım ki. İki, dört, altı, sekiz, on, on bir. Oh oh. Tamam. Şunu silelim. İyilikten sonra. Bir dakika. Kerem mi? Kerem. Tamam. Şurada bakın. Dur bir dakika neyleymiş? Kerem yazacak. Kerem mi? Yani yönetmenimiz öyle uygun gördü. Şu annelerden birisi. Evet şimdi bir dakika bakarsanız Fatih tamam. Hocam. İki tane kelime aynı. Tabii. İki tane kelime aynı. Tamam anneyi, anne tabii ben direkt yazdım için ben de. Tamam hadi hocam artık daha ne kadar bakacaksın hocam ezberledin iyice. Hadi hocam. Evet şimdi Fatih Akbaba bir dakika ben bunu göstermeyeceğim çünkü ekrandan da görebilir. Ekrandan da görebilir. Tabii canım. Evet başlayalım. Evet başlayalım hocam. İyilik. Evet. Eren. Çocuk. Evet. İhtiyar. Evet. Baba. Evet. Tencere. Evet. Kötülük. Hayır. Tebessüm. Hayır. Tebessüm zaten hiç yok. Tebessüm. Ha pardon. Hı-hı. Aşağıda var. Evet. Tebessüm. Aşağıda... Yok tebessüm hiç yok. Var tebessüm. Tebessüm. Gülümseme var. Evet gülümseme var. Var. Evet. Biliyorum. Nerede tencere, kaldınız? Tencere. Tencere. Dur. Tencere. Evet hocam hafızan yiyip. Evet. Tencere. Ava giden avladım. Şeyi anne. Hı-hı. Tencere. Anne. Kötülük. Evet. Kötülük. Cennet. Evet. Gülümseme. Bravo. Bravo. Vallahi bravo. Evet, hocam bir dakika Enes hocama soracağım. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Gayet iyi. Gayet güzel. Süper. Süper. Tabii hocamızı tebrik ediyoruz gerçekten. Hadi torpilli torpilli. Hayır torpilli değil. Sen de yazdın çünkü. Tabii vallahi biz de yazdık. Karışık. Şimdi karışık. İsterseniz bizim yaptığımız bir hafıza çalışmaları bir değişik bir yöntem. Evet. Evde peki anneler babalar çocuklarına yapabilir mi? Örneğin mesela çocuğu tabii ki bir alışverişe gönderiyor. Veya kendileri gidiyorlar. 10 tane bir alışveriş listesi olduğunu düşünelim. Ve unutuyor çocuklar. Mesela süt alıp gelmiyor. Hemen bakalım. Tabii ki. Genelde mesela ikincisini, üçüncüsünü unutuyor. Çekelim mi burada? Onu çekebiliriz. Ekrandan, Yapacağız. Şey yapabiliriz. Tamam. Şöyle gel oğlum. Çünkü tabii diyoruz ki süt al, ekmek al. Çocuk sadece ekmeği alıp gelebiliyor. Sütü evet, almıyor. Bazı şeyleri unutabiliyor. Öncelikle rakamları burada belirli bir sembollerle oluşturuyoruz. Bizim için bir
kalemi ifade ediyor. Yani şekil olarak burada baktığımız zaman bir kaleme benzer zaten. Evet. İki dediğimiz zaman aklımıza ördek geliyor. İki de ördeği bir iki şeklinde de görebiliyoruz. Aynı zamanda üçe civciv diyoruz. Sembol. Civcivlerin üç tane parmağı vardır. Aynı zamanda böyle öne doğru şeyleri vardır. Bir de bu kitabı yazarken üç ayaklı bir civciv rastladım araştırma yaparken. Enteresan bir şekilde dikkatimi aldı. O yüzden üçe civciv diyoruz. Dört, masa. Dört, masa. Dört masanın dört tane ayağı vardır. Beş, beşik. Beşten bize bir çağrışım yapıyor. Bu şekilde ona kadar devam edeceğiz şimdi. Altı, uçurtma. Uçurtmanın bildiğiniz üzere altı tane köşesi vardır. Yedi, kedi. Baş harfini değiştirdiğim zaman yedi, kedi şeklinde zihnimizde kalır. Sekiz, panda. Şimdi bunlar ne hocam? İzleyiciler de şimdi şöyle, ne bu oluyor? Sayıları öncelikle sembol olarak şöyle düşünelim aslında. Zihnimiz bir pano. Evet. Bu panoya benim elimde kağıtlar var. Fırlatıyorum ve hepsi yere düşüyor. Hı. Doğru mudur? Çünkü bilgiyi almıyor. Doğru. Ama bunları bir panoya takılan bir toplu iğne gibi veya işte ceketimize astığımız bir askılık gibi düşünürsek oluşturacağımız, şimdi alışverişe gittiğimiz zaman ben bire ne demiştim? Neye benzetmiştim biri Ece Hanım? Kaleme. Kaleme benzetmiştim. Şimdi ne almaya gideceğim mesela? Zeytin almaya gideceğim. Absürt bir şekilde yani zihnimiz bildiğiniz üzere ilk mesela aşık olduğumuz zamanı veya bir trajik bir kazayı unutmaz. Çok sevindiğimiz ve üzüldüğümüz zamanları zihin çok iyi hafızaya alır. Biz de bu ezberleyeceğimiz kelimeleri bu şekilde zihnimize askılarımıza asacağız. Onunla değişik bir şekilde orada absürt bir şekilde düşüneceğiz. Ve böylelikle de buradaki kelimeleri arka arkaya örneğin 7 neydi, 5 neydi, 8 neydi diye 10 tane kelimeyi. 7 kediydi evet. 8 neydi peki? Ay, ona onda kalmıştık, 8 dememiştik daha. 8 dememiştik ondan. 8 panda. Pandaların kafaları ve vücutları 8'e benzer beyaz kısımları. 9, 9 Eylül üniversitesinden aklımıza gelecek ama üniversite sembolü olarak gelecek. 10 da Ben 10. Çocuklarda sevdiği bir çizgi filmdir Ben 10. 10 da Ben 10 diyeceğiz. Şimdi tekrardan bir baştan sayalım mesela. 1 neydi? 1 neydi? Kalem. Kalem. 2. Evet çocuklar. Ördek. Ördek. 3. Civciv. 4. Masa. 5. Beşik. 6. Uçurtma. 7. Kedi. 8. Panda. 9. 9 Eylül Üniversitesi. Güzel. Üniversite desek de yeter. 10. Benten. Benten. Şimdi bu 10 tane askıyı öğrendik. Bravo. Şimdi bu askılara öğreneceğimiz kelimeleri birleştireceğiz. Hmm. Örneğin alışverişe yolluyoruz çocuğumuzu. Tabii ki bu araba sürmek gibi bir şey aslında. Hani önce ben size mesela araba sürmeyi ne kadar anlatırsam anlatayım. O trafiğe geçmeden direksiyonun başına fites attırmayı başlamadan önce bir pratik kazanamayız. Burada da bu şekilde hızlı hızlı çalışmalar yaptıktan sonra çok kısa sürelerde bu tarzı kelimeleri hızlı bir şekilde öğrenebileceğiz. Örneğin 5'e kadar gideceğim mesela çok uzatmamak açısından söylüyorum. Birinci olarak mesela alışverişe gönderiyoruz çocuğumuzu zeytin almasını söyledi. Evet. Şimdi birinci neydi bizim? Kalemdi. Bu zeytini kaleme bağlamam gerekiyor. Ben mesela zihnimden oluşturduğum kalemle zeytini aldığımı aynı zamanda zeytinlerin de etrafa sıçradığını akli gözümle görmem gerekir. Hmm. Çünkü beynimiz daha çok bizim gerçek mi olduğunu veya yaşanıp yaşanmadığını anlayamaz. Örneğin mesela şu an hemen televizyonun karşısında elinizde bir limon olduğunu düşünün mesela. Bir limonu elinize şöyle alın. Elimizi de bıçak olarak kullanalım. Bunu böyle ortadan ikiye doğru ayıralım. Hani bunu hissedelim gerçekten. Evet. Ondan sonra ayırdık, aldık yarısını. Böyle bir ekşi tadı böyle sıktığımız zaman insanın içerisinde bir o ekşiliği alır. Aynen. Ve beyin bunu tamamen kavrayamaz kesinlikle. O noktada şimdi ilk neydi mesela? Zeytindi. Hı. Vurdum ve etrafa dağıldı. İkincisi benim ördeğimdi ve alacağım alışveriş listemde yumurta olduğunu düşünelim mesela. Yumurtayı ördeğe attım ve o sarısını yüzüme doğru tekrardan püskürttü. Bakın buradaki verdiğim örnekler aslında böyle uç örnekler. Evet. Neden? Çünkü o anı ben hissediyorum ve aklım da onu artık zihnime kazımış oluyor. Üçüncü olarak paten diyelim mesela alacağımız alışveriş listesinde. Buralarda etrafımızda civcivin neydi asmak istediğim? Civcivdi. Civcivin etrafta dolandığını hissedelim. Pateniyle birlikte şu bu tarz kelimelerle özdeşleştireceğiz. Tabii ki birbiriyle birleştireceğiz. Şimdi o zaman birleştirdiğimiz kelimeler neydi? Bir zeytindi,
2 yumurtaydı. Yumurta. 3 patendi. 4 evet. Masanın masayla birleştireceğiz. 5 beşikle. Böyle devam ediyor. Bu şekilde devam edecek. Bu mesela 50'ye çıkabilir, 20'ye, 100'e çıkabilir. Hafızasına göre bazen 1000'e kadar çıkabilir. Çünkü çocuklarda son zamanlarda hafızayla alakalı çalışmaların çok az kullanıldığını görüyoruz maalesef. Evet, dikkat dağınıklığıyla da ilgili çok soru geliyordu. Güzel cevaplandırmış olduk. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, sağ saygılar sunuyoruz efendim. Sizleri de öpemiyorum. Görüşmek üzere, tamam mı? Evet. Sizi şöyle alayım.